Evet gençler, kazanım testleriyle yine geldim. Bunları çoğunuz çözdü biliyorum. Ama sınava yakın tekrar çözmekte fayda var. Haydi Friendship ünitesiyle başlayalım. Evet. Şimdi burada bir davetiye vermiş bize. Happy Friendship Day, arkadaşlık günü kutluyorlarmış. A best friend backs you up, gets on well with you and loves you all the time. Back up neydi? Bir diğer kelime grubu bununla ilgili. Support'tu değil mi? Support. Get on well iyi anlaşmaktı. Backup desteklemekti bu arada. Get on well iyi anlaşmaktı. İyi bir arkadaş seni destekler, seninle iyi geçinir ve seni her zaman sever. We are organizing a meeting for Friendship Day. Demin dediğimiz gibi arkadaşlık günü için bir buluşma organize ediyorlarmış. It's very exciting because friends will be together. Çok heyecanlıymış bu. Heyecanlı olacakmış. Çünkü arkadaşlar bir araya geleceklermiş. We will have a lot of fun. Çok eğleneceğiz. Join us. Bize katıl. For more information. Bu neydi? Contact'tı değil mi? Contact person'dı. Yani iletişim kuracağın kişi. Sophia Brand Bentley. Matematik öğretmeniymiş. Numarasını vermiş. Ne demiş? Adresi vermiş. Salı, Temmuz'un 30'u demiş. Ve saati vermiş. Hemen birinci soruma bakıyorum. Sınıf arkadaşları come together bir araya gelmekti. Sınıf arkadaşları bir araya geliyor Temmuz'un 30'unda. Çünkü niye bir araya geliyorlardı? Çünkü arkadaşlık gününü kutlayacaklardı. Hemen bununla ilgili bakalım. Arkadaşlık günüyle ilgili şıkkı buldum. Hemen bakalım doğru mu diye. There's an organization on Friendship Day. Arkadaşlık gününde bir organizasyon var mı? Var. Yes. D'yi işaretledim. Şimdi ikinci sorumda ne demiş? According to the saying. Bu saying dediği şu sözden bahsediyor. Karttaki şu söze göre en iyi arkadaşın can count on you. Count on you neydi? Sana güvenmek. Değil mi? Count on you. Sana güvenebilir. Çünkü en iyi arkadaşın sana niye güvenebilir diyor yani şu söze göre. You always support him her. Bak support. Support'u gördün mü? Biz ne dedik demin? Back you up. Support. Desteklemek değil mi? Hemen A şıkkı olduğunu anladım. Çünkü her zaman onu desteklersin. Pekala. Böyle hemen hızlı hızlı geçiyorum sizi sıkmamak için. Hemen bakalım. Yine bir invitation. We are leaving school. Okuldan ayrılıyoruz. Ve büyük bir etkinlik düzenliyoruz. We hope to see all of you there. Hepinizi orada görmeyi umuyoruz. There's food, music, dance and lots of fun. Yemek varmış, müzik varmış. Dans ve eğlence de var diyor. Tarihi vermiş, date'i gördün. Time'ını vermiş, saati. Location'ı vermiş, değil mi? Yerini. Ve contact person'ı vermiş. Yani iletişim kuracağın kişiyi. Bir de şurada ticket price var, değil mi? Bilet fiyatı bir kişi için, per person bir kişi için, kişi başı. 25 dolar. Bununla ilgili 3 sorum var. Haydi hemen bakalım. Complete the sentence demiş. Cümleyi tamamla. The invitation card is for. Davet kartı yani davetiye for. Kimin için? School lunch. Okul öğle yemeği. Birthday party. Doğum günü partisi. Graduation party. Mezuniyet partisi. Online exhibition. Çevrim içi sergi. Hangisi? Bak. We are leaving school demedi mi? Yani mezun oluyorlar, değil mi? Mezun oluyorlar.
Yine cümleyi tamamla demiş. The event will be. Etkinlik will be. Ne olacak? Etkinlik olacak demiş. In the afternoon. Öğleden sonra. Öğleden sonra mı? Akşam 9 p.m. diyor. Akşam 9 ve 11. Doğru. Öğleden sonra olacak. Ama öğleden sonra ne demekti? Akşam demek değildi. Değil mi? At the weekend. Hafta sonu. Bakalım. Sunday. Gördün mü? Pazar. Hafta sonu. Diğerlerine de bakalım. $25 iki öğrenci için. No. Per person diyordu değil mi? Kişi başı. In the school garden. No. City hotel. O zaman B şıkkımı işaretledim. Yine cümleyi tamamla demiş. If students want to ask for more information. Okay. For more information dediği zaman neye bakıyordum? Kimle kontak kurmam gerekiyor? Bak şimdi. Call Jack by phone demiş. Güzel, Jack'i tutturdun. Ama Jack sana numara vermiş mi? No. O zaman call yapamıyorum. Çünkü Jack bana bir mail adresi vermiş. Meet Jack demiş. Jack'le buluş. No. Visit Jack. Jack'i ziyaret et. No. Send an email değil mi? Bir e-mail yolla dedi. Peki. Geldim 6. soruma. Mark Twain ve Nikola Tesla'yı vermiş. Do you know Mark Twain and Nikola Tesla? Mark Twain ve Nikola Tesla'yı biliyor musun? I'm sure you do. Eminim biliyorsundur. Mark Twain, 1835-1910, wrote many books. Ne yapmış Mark Twain? Birçok kitap yazmış. And Nikola Tesla, 1856-1943, was a famous scientist. Nikola Tesla da ünlü bir bilim insanı. They met in New York in 1880s. New York'ta 1880'lerde karşılaştılar, tanıştılar, buluştular. They spent a lot of time together. Birlikte çok zaman geçirdiler ve they shared a lot of ideas. Birçok fikir de paylaştılar. When they were in different countries, they wrote letters to each other to keep in touch. Okay, keep in touch gördüm. Keep in touch neydi? İletişimde kalmak değil mi? İletişim halinde kalmak için birbirlerine ne yapmışlar? Bir sürü mektup yazmışlar. Okey, bir sürü demiyor ama mektuplar diyor. Bir sürü oğlum olabilir bence. Tesla loved Twain's books. Tesla Twain'in kitaplarını severdi. Ve Twain, Tesla'nın bilimsel işlerine saygı duyardı. Tesla invited Twain to his lab for a special day. Tesla Twain'i özel bir gün için laboratuvarına, laboratuvarına davet etti. When he conducted an important experiment. Okay, bu özel günde ne yapmış Tesla? Önemli bir deney yürütmüş. Yani önemli bir deney yürütürken önemli bir günde Tesla Twain'i laboratuvarına davet etmiş. Okay. We can understand from the text that. Bu tekstten anlıyorum ki Mark Twain and Nikola Tesla had the same jobs. Come on, same değil. Different jobs değil mi? Aynı işleri değil, farklı işleri vardı. Were good friends. İyi arkadaşlar. Yes, why not? Usually argued. Come on. Genellikle kavga ederlerdi. No. Rarely met. Nadiren buluşurlardı. No. Cevabım B şıkkı. Teen life ünitesine geçiyorum. Bir ve ikinci sorum. Tek bir paragrafla ilgili. The researcher Professor Berkeley, araştırmacı Professor Berkeley conducts research about teenagers. Gençler hakkında bir araştırma yürütüyormuş, yürütmüş. His last research was about teenagers' daily routines. Son araştırması gençlerin günlük rutinleri hakkındaymış. He compared young people in England and Korea. İngiltere'deki ve Kore'deki genç insanları karşılaştırmış.
He asked young people about their habits. Genç insanlara, gençlere habit, alışkanlıklarını sormuş. He gave them a questionnaire about their routines. Questionnaire neydi? Anketti, değil mi? Onlara rutinleri hakkında bir anket vermiş. Here are some results of his study from the questionnaire that he gave to the teenagers. Evet, gençlere verdiği anketten birkaç sonuç diyor. Şimdi mavi olanlar bilgisayarla vakit geçirenler, sarı olanlar spor ağırlıklı vakit geçirenler, yeşil olanlar sanatla ilgili vakit geçirenler ve pembe olanlar da kitaplarla vakit geçirenler. Şimdi İngilizlerin hemen bir tabloyu okuyalım, değil mi önce? İngilizlerden mavi olanlara bak. Fazla değil mi? 2, 4, 6. Toplamda bu arada 10 tane var. 10'dan 6'sı, hemen şu kalemimi değiştireyim. 10 kişiden 6'sı bilgisayarın başında. 10 kişiden 2'si spor yapıyor. Ve 10 kişiden yine 2'si kitap okuyor, sanatla ilgilenen yok, right? Kore'de ise 10 kişiden 2'si sürekli online bilgisayarın başında. Yine 10 kişiden 2'si sporla ilgileniyor. 10 kişiden 1'i sanatla ilgileniyor. Ve 10 kişiden 5'i de kitaplarla haşır neşir. Pekala. Hemen ilk soruma bakıyorum. Which sentence can be correct according to the research results? Araştırma sonuçlarına göre hangi cümle doğru olabilir? Korean teens are more interested in sports than English teens are. Diyor ki Kore gençleri İngiliz gençlerinden daha ilgilidir. Neye? Spora. Öyle mi? İkisinde de iki yok mu? Var. O zaman A şıkkımı eledim. Korean teens spend less time studying than English teens. Kore gençleri İngiliz gençlerinden daha az zaman harcar. Neye? Studying, çalışmaya, yani şu. Is it right? No, it's wrong. Çünkü burada 5 var, burada 2 var. English teens' favorite activity is going online. Going online dediği neydi? Çevrim içi olmak. Doğru mu? Favori aktiviteleri going online olmak mı? Doğru. Çünkü 6 genç vardı. Cevabım Ceyhan. İkinci soruya bakıyorum. Which cannot be the one of the questions in the questionnaire? Hangisi diyor anketteki sorulardan biri olamaz? Şimdi daily routines'i öğrenmeye çalışıyordu zaten. Günlük rutinlerini öğrenmeye çalışıyordu. Biraz da onu düşünerek cevap verebilirim. What do you do on the weekends? Hafta sonları ne yaparsın? Olabilir, değil mi? Why do you like going to the movies? Bak. Why sorusu girdi işin içine. Neden? Bence bunun cevabı yok. What is your favorite free time activity? Değil mi? Rutinlerini öğrenmek istiyorsa zaten sorması gereken sorulardan biri buydu. Boş zaman aktiviten, favori boş zaman aktiviten ne? Which activities do you do on the internet? İnternette hangi aktiviteleri yaparsın? Olabilir mi? Yes, why not? Ama neden filme gitmeye seversin? Cevabı yok. Geçtim üçüncü soruma. I am Jack from Radio News. Radyo haberlerinden Jack. We are with Carlos from Brazil. Brazil'den Carlos'la beraberiz. What does a traditional breakfast include in Brazil? Carlos. Diyor ki Carlos, geleneksel bir kahvaltıda Brezilya'da siz neler yiyorsunuz? Ekmek, meyve ve biraz süt. Sounds healthy, sağlıklı geliyor kulağa, değil mi? Şimdi şuradan da bir yandan soruma bakayım. Which question does not Jack ask Carlos? Diyor ki bu boşluklarda hangi soru yoktur? Hangi soru olmamıştır? Hemen şuradan Carlos'un cevabına bakalım. It's Japanese food, especially sushi.
O Japon yemeği, özellikle sushi. Ne sormuş olabilir? How often do you eat Japanese food? Ne sıklıkla Japon yemeği yersiniz? Öyle bir şey diyor mu? Sıklığını söylüyor mu genellikle falan? Yok, o zaman burada değil. Why do Japanese people like sushi? Japonlar niye sushi'yi sever? Ne alaka? Who cooks well in your family? Ailende kim güzel yemek yapar? Yine onun cevabı yok. What's your favorite food? Favori yiyeceğin ne? Olabilir mi buraya? Olabilir. Sushi'ymiş. O zaman şuna hemen bir tik attım. D şıkkı. Bakmama gerek yok bir daha. Twice a week demiş. Bak haftada iki kez. Deminki sorulardan hangisinin cevabı bu? Olabilir bu? How often, değil mi? Ne sıklıkla Japon yemeği yersin? Bu da gitti. Haftada iki kez. And one last question. Son bir soru. Demiş. Not me definitely. It's my sister. Ben değilim. O kesin diyor. O benim kız kardeşim. Neyden bahsediyor olabilir? Ailesinde en iyi yemeği yapandan bahsediyor olabilir mi? Olabilir, değil mi? O zaman cevabın B şıkkı. Japonlar neden sushi'yi sever? Cevabı yoktu. Geçtim bir sütun grafiğine. Tony and Julia are school friends. Tony ile Julia okul arkadaşlarıymış. They have similar and different interests and responsibilities. Farklı ilgi alanları ve sorumlulukları var. The table below shows how they spend their free time and the activities they enjoy doing. Bu tablo vakitlerini nasıl geçirdiklerini, boş vakitlerini nasıl geçirdiklerini ve hangi aktiviteleri yaparken eğlendiklerini gösteriyormuş. Şuraya baktım. Mor olan Julia, turuncu olan Tony'ymiş. Peki. Which of the following is not correct according to the information? Bu bilgiye göre hangisi doğru değil? Both ikisi de demekti. Both Tony and Julia like physical exercise. Physical exercise dediği spordu, değil mi? Hemen sporu buluyorum burada. Doing sports. Bak, ikisi de eşit. O zaman yes, it's true. They spend same amount of time helping housework. Ev işlerine yardım ederken aynı derecede zaman harcarlar. Ev işleri hemen bulalım. Doing chores, değil mi? Chore ev işiydi. Bakar mısın? Julia daha fazla, Tony daha az. O zaman yanlış olan şıkkım bu. Öbür şıkları da bir kontrol etmeyi lütfen unutma. In the kitchen üniteme geçtim. Hemen bir cupcake tarifiyle başlamış. Önce sorumu okuyayım. Which picture shows the step after mixing the ingredients? Bak çok güzel bir soru. Değil mi? Sana mixing the ingredients'ın resmini sormuyor. Mixing the ingredients malzemeleri karıştırmaktı. Diyor ki hangi resim malzemeleri karıştırmaktan sonraki adımı gösteriyor. Hemen bakıyorum. Şimdi fırını ısıttın. Burada yumurtayı şekerle çırptın. Sonra süt ekledin, un ekledin, yağ ekledin ve kabartma tozu ekledin. Sonra bak işte burada, değil mi? Mix the ingredients, mix the ingredients. Ne yapmış? And pour the mixture into the cups. Kaplara karışımı dök. Güzel soru. Geçtim 2 ve 3. soruma. Charlotte is baking a brownie today. Here is her recipe. Bugün bir brownie yapıyormuş Charlotte. İşte onun tarifi. Şimdi ilk önce yarım bardak yağ, bir bardak şeker ve bir çay kaşığı vanilyayı bir kasede karıştır. Sonra un ekle. Bardağın üçte biri kadar kakao ve dörtte bir çay kaşığı kabartma tozu ekle.
Sonra 2 yumurta çırp. Kaseye dök. Bütün malzemeleri karıştır. Ne yapmış? Mikser kullanmış değil mi? Mixer. Sonra da kek pene dökmüş. Yani neydi bu? Kek kalıbı. Sonra da ısıtmış falan filan. Diyor ki hangi tuğlu aleti Charlotte kullanmadı diyor. Cake pan, mixer, teaspoon, değil mi? Çay kaşığı. Fakat bu da ne? Bunu kullanmadık. You will have more delicious cake if you... Okay, hemen böyle dediyse şuradaki not kısmına bakmam gerekiyor. P.S. not, değil mi? Use eggs in room temperature for better taste. Daha iyi bir tat için yumurtaları room temperature, oda sıcaklığı. Yumurtaları oda sıcaklığında kullan. Hemen buluyorum. Önce yumurta yazan şıkkı bulacağım. Yumurta var mı? Yok. Ah, burada yumurta var. Burada da yumurta yok. Burada yumurta var. Hemen B'ye baktım. Break the eggs, yumurtaları kır, into the baking powder. Kabartma tozuna kır. Böyle bir şey diyor muydu? No. Don't use cold eggs. Güzel. Soğuk yumurta kullanma. Nice. Hemen geçtim on the phone üniteme. Soru 1. Larissa's plans. Larissa'nın planları. Pazartesi. Shopping with my sister. Kız kardeşiyle alışveriş. Salı. Watching a movie. Film izleme. Çarşamba. Konsere gitme. Beyoncé konseriymiş. Perşembe. Meeting with friends. Arkadaşlarla buluşma. Cuma. Visiting the library. Kütüphaneyi ziyaret. Cumartesi yüzme. Pazar. Helping mother with the housework. Anneye ev işlerinde yardım etmek. Peki. Wendy ve Larissa konuşuyor. Ne demiş Wendy? Merhaba Larissa, it's Wendy, ben Wendy. Bu hafta sonu free misin? Sayılır değil mi? Hi Wendy, merhaba Wendy. Why are you asking? Niye soruyorsun? I want to go to the new Chinese restaurant with you in the afternoon. Öğleden sonra seninle yeni Çin restoranına gitmek istiyorum. Hangisi diyaloğu tamamlar demiş. My sister. Okay, my sister'ı gördüm. Sister'ıyla işi pazartesi günüydü. Bitti. I'm sorry, üzgünüm. I have to finish my homework. Ev ödevini tamamlaması gerekiyor mu? No. Kütüphaneye cuma günü gidecekti. Çok isterdim ama yapacak şeylerim var. Olabilir değil mi? Birinde yüzmeye gidecek hafta sonu, birinde de annesine yardım edecek. Tabii ki I'll be there on time diyemez değil mi? Yapacak işlerim var diyebilir. Bunu belki diyebilirdi D şıkkını ama bize saat vermemiş. O yüzden bütün gün bu işlerle uğraşacağını varsaymak zorundayız. İkinci soruma geldi. Bir mekanik, tamirci ve bir adam. Mr. Callingham. Hello Mr. Archley. My car is not working. Şu bu arada bu. I don't know the problem. Merhaba demiş Bay Archley. Arabam çalışmıyor, problemi bilmiyorum. Hi Mr. Callingham. Oh, I'm sorry to hear that. Merhaba Mr. Callingham. Bunu duyduğuma üzüldüm. And I have a meeting at 10 o'clock. Bir de üstüne üstlük saat 10'da bir toplantım var. Okay, tell me where you are and... Şimdi tamirci amcamız ne diyor? Nerede olduğunu söyle ki... Nerede olduğunu niye söyleyecek? Çünkü yanına gidecek değil mi? I hope you will be more careful when you drive. Bir dahaki sefere sürerken diyor daha dikkatli ol. No. I will send someone to take you and your car. Birilerini... Seni ve arabanı alması için yollayacağım. Olabilir değil mi? Yes. O zaman bunu işaretledim. Geçtim üçüncü soruma. This is Angela speaking. How can I help you?
dediği call center'daki Angela nasıl yardımcı olabilirim diyor. I would like to make a reservation from Germany to Turkey on August 3. Bu ablamız da ne yapmak istiyormuş? Almanya'dan Türkiye'ye Ağustos'un 3'ünde bir rezervasyon yaptırmak istiyormuş. Uçuş. There is a flight at 11 o'clock in the morning and one at 2 o'clock in the afternoon. Okay. Sabah 11'de bir uçuş var, bir de öğleden sonra 2'de bir uçuş var diyor. One ticket for the 11 o'clock plane please demiş. Lütfen 11'deki uçağa bir kişilik bilet. Can you blah blah please demiş, sormuş. O da Bridget Hopkins demiş. Ne sormuş olabilir? Adını sormuş değil mi? Tell me your name. Peki bu niye olmadı? D'deki. Spell your name. Çünkü spell hecelemekti değil mi? Harf harf söylemekti. O yüzden burada öyle bir şey olmadığı için lütfen bana isminizi söyleyin dedi. Geçtim the internet ünitesine. Birinci sorum. Tips for staying safe online. Güvenli bir şekilde çevrim içi kalmak için birkaç ne vermiş bize? Tip vermiş. Yani öneri vermiş, ipucu vermiş. Peki. Soruma bakayım. Which option best completes the sentence? Hangi seçenek cümleyi en iyi şekilde tamamlar? Hemen bakalım. Don't post any personal information online. Ne diyor? Çevrim içiyken kişisel bir bilgi paylaşma. Create strong passwords. Güçlü şifreler oluştur. Don't open emails or files from people you don't know. Bilmediğin kişilerden gelen e-mailleri ya da dosyaları açma. Use safe websites for online shopping. Çevrim içi alışveriş için, internet alışverişi için güvenli siteler kullan. Don't meet with people you have met online. Çevrim içi tanıştığın insanlarla buluşma. Peki, hemen bakıyorum. If you want to be safe online, çevrim içiyken güvenli olmak istiyorsan you should ne yapmalısın? Invite people you met online to your house. Çevrim içi tanıştığın insanları evine davet et. Okay, no. Create a password such as your birthday. Doğum günün gibi bir şifre oluştur. No. Buy things from websites you trust. Güzel. Güvendiğin web sitelerden satın al. Değil mi? D şıkkı ne? Tell the place of your school. Okulun yerini söyle. No. Geçtim 2 ve 3. soruma. Newspaper, gazete. Şimdi gazetemde başlık yok. Benden büyük ihtimal başlığı isteyecek değil mi? Best title demiş, en iyi başlık. Okey. Hemen okuyalım. The internet has harmful effects. İnternetin zararlı etkileri var. Especially on young people. Especially on young people. Özellikle genç insanlar üzerinde. It can damage their social life, education and physical health. Onların sosyal hayatına, eğitimlerine ve fiziksel sağlıklarına zarar verebilir. İlk olarak, young people don't have many real friends, just online ones. Gençlerin gerçek arkadaşı çok fazla yoktur. Sadece çevrim içi olanlar vardır. Also, bunun yanı sıra they get bad grades. Kötü notlar almaya başlarlar. Many students play computer games. Birçok öğrenci bilgisayar oyunları oynar, but they don't do their homework. Ama ödevlerini yapmazlar. Another bad effect is on their physical health. Bir başka kötü etki de onların fiziksel sağlıkları üzerindedir. For example, örnek. Young people can have problems with their eyes. Gözleriyle ilgili problemleri olabilir çünkü they look at the screen for a long time, uzun zaman ekrana bakarlar. So, yani sonuç olarak, young people should spend less time on the internet. Yani gençler internette daha az zaman harcamalılar. Ne olabilir? Bakalım başlık.
Dangerous effects of internet on physical health. Bak, sadece fiziksel sağlıktaki kötü etkilerden mi bahsetmiş? No. Disadvantages of internet on young people. İnternetin gençler üzerindeki dezavantajları. Olabilir değil mi? Olabilir. Daha genel, bu güzel. If young people want to have better grades, eğer gençler daha iyi notlar almak istiyorlarsa they should, ne yapmalılar? İnterneti bırakmalılar diyecek büyük ihtimal değil mi? Have real friends, gerçek arkadaşlara sahip olmalılar. Bu eğitimle alakalı değil. Sit far away from the screen, ekrandan uzakta oturmalılar. Bu da gözleriyle alakalıydı. Study more for their lessons, daha çok derslerine çalışmalılar değil mi Ceyhan dedik. Geçtik dördüncü sorumuza. Ne demiş Jeremy? You should be careful about the things you share on the internet. İnternette paylaştığın şeyler hakkında careful, dikkatli olmalısın. What do you mean? Ne demek istiyorsun? I mean, şunu demek istiyorum ki don't, bak. Burada bir olumsuzum var, buna dikkat et. Don't. Tamamlayalım cümleyi. Give personal information on the internet. İnternette kişisel bilgi verme. Doğru mu? Yine A'ya koymuşlar doğru cevap. Diğerlerine de bakalım. Shop from the websites you trust. Daha demin çıkmıştı. Güvendiğin sitelerden alışveriş yapma. No, yapabilirsin. Believe everything you read. Okuduğun her şeye inanma. Bu da doğru. Bu da doğru. Meet your online friends. Bu da doğru değil mi? Online arkadaşlarınla buluşma. Ama benim aradığım ne? Sharing. Paylaşılan şeyler konusunda. O da A şıkkında var değil mi? Hemen 5. soruma bakıyorum. Frank has a new telephone. Frank'in yeni bir telefonu varmış. He wants to join the internet. İnternete katılmak istiyormuş. Yani bağlanmak istiyor. Hangi ikona tıklamalı? Yani bunu biraz fazla basit olmuş değil mi? A şıkkını işaretledim. Geldim 6. soruma. People use the internet for different reasons. İnsanlar interneti farklı sebeplerden kullanırlar. A research compared what happens on the internet in 60 seconds. Bununla ilgili bir soru daha çözmüştük. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum diğer videolarda. Diyor ki bir araştırma internette 60 saniyede neler olduğunu karşılaştırmış. The research looked at the years 2018 and 2019. Aynı böyle bir soruya bakmıştık. 2018 ve 2019'da internette bir dakikada neler oluyor? Hemen soruma bakıyorum. Cümleyi tamamla. 2019'dan they did in 2018. Bu tarihleri niye Türkçe okuyoruz bilmiyorum. Dilimize kolay geliyor herhalde. Ne diyor? 2019 ile 2018'de bir karşılaştırma. O zaman önce A'dan başlayalım. Less people, daha az insan, logged into their social media account. Daha az insan sosyal medya hesabına giriş yaptı. In 2019'dan 2018. 2019'da 2018'den daha az insan. Hemen bakalım. Nerede? Bulduk mu? Bunu da bulduk. Burada 973 binken burada 1 milyon. Yani 2019'da daha fazla. Burada more deseydi olabilirdi. More people downloaded photos. Download photos hemen bulalım. Nerede? Upload var. Upload var. Ama ben download photos göremiyorum. Geçerli değil. People watched more videos. Videos. 4 milyon 300 bin. 4 milyon 500 bin. 2018'de daha az değil mi? Bu o zaman olabilir. 2019'da daha fazla. People wrote less emails. E-mail hemen bakıyorum. 187 milyon. 188 milyon. 2018'de daha az. Halbuki burada 2019'da daha az olduğunu söylüyor. Yani C şıkkım. People watched more videos
in 2019 than they did in 2018. İnsanlar 2019'da 2018'dekinden daha çok video izlediler. Evet, bugün de bu kadar. Bir sonraki videoda umarım görüşürüz. Hoşça kal.